Kahramanmaraş'taki FETÖ davaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ta Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan tutuksuz yargılanan 6 sanıktan 3'ü hapse mahkum edildi. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanıklara FETÖ-PDY bünyesinde olduğu gerekçesiyle kapatılan Ufuk Sağlıksen üyeliği ve Bankasya'daki hesaplarını sordu. Sanıklar bu sendikanın örgütle bağlantılı olduğunu bilmediklerini ve Bankasya'ya örgüt talimatıyla para yatırmadıklarını savunarak beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti silahlı terör örgütü üyeliği suçundan sanıklar Sebahattin Türkmen, Mehmet Öncebe ve Nesile Çolak Kamsız Er'in 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer 3 sanığın ise beraatine hükmedildi. Öte yandan Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan, ihraç edilen öğretmen tutuklu sanık O.Ç. ile avukatları hazır bulundu. Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanık, örgütün baylo kumpasının deşifre edilmesinin ardından baylo kullanmadığını belirtti. Örgütle ilişkili kişilerle cep telefonu üzerinden görüşüp görüşmediği soruldu. Sanık O.Ç., ben 18 yıllık öğretmenim. Veli ve öğrencilerle cep telefonundan görüştüm. Ancak bunların FETÖ-PDY üyesi olup olmadığını bilmiyorum diye savunma yaptı. Mahkeme heyeti sanığın baylo kullanmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Enes Güngör ile avukatı katıldı. Duruşmada başka bir davanın sanığı olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan AD'nin tanık sıfatıyla alınan ifadesi okundu. İfadesinde sanığı Enver Kod adıyla tanıdığını belirten AD, örgüt içerisinde polislerden sorumludur. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı saatlerde sanık cep telefonuma askere karşı gelinmesin, askere vur emri verildi, kimse evinden dışarı çıkmasın diye mesaj atmıştı, ifadelerini kullandı. Sanık Güngör ise tanık AD'yi tanımadığını savunarak beyanlarını kabul etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.